Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümler programında daha beraberiz. Bugün yine savaş konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz yanı başımızda bir Ukrayna savaşı var. Dünya savaşına dönüşür mü, dönüşülmez mi falan ilk günlerinde daha çok tartışılıyordu ama şimdi de tartışılmaya kısmen de olsa devam ediliyor. İşte orayla ilgili bence dolaylı yoldan da olsa bir bağlantı kurulabilecek Risale-i Nur'da bölüm var. Onun hakkında konuşalım istiyorum bugün. Biraz da şu tartışmaya taşıyalım metni. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı çıkmaz mı mevzusuna bağlamaya çalışalım. Üstad Hazretleri daha üstten bir okumayla, sisteme dair bir okumayla böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söylüyor gibi. Bakalım öyle mi? 12. sözün 3. esasındayız. 12. sözün 3. esası burası. Hikmet-i felsefe ile Hikmet-i Kur'aniye'nin hayatı içtimai beşeriyeye verdiği terbiyeler. Hikmet-i felsefe, felsefenin hikmeti, Hikmet-i Kur'aniye, Kur'an'ın hikmeti. Yani nasıl diyelim hikmet kelimesini anlam olarak? Gerçi çok geniş bir kelimedir. Burada ne tarif verilmiş? İlim, yüksek bilgi, sebep denmiş. Ya da şöyle diyelim, felsefe hikmeti şeyleri nerelere koyuyor? Ona göre şeyler hangi yerlerde doğru yerdiler? Hikmet-i Kur'aniye'ye göre şeyler nerede durmalı? Ona göre o şeylerin anlamı, yeri nerede olursa doğru olur. Hikmet aslında bunun cevabını veriyor. Biraz açmaya çalışırsak bunu söyleyebiliriz. Hikmet-i felsefe ile, başka metinlerde de Hikmet-i felsefeyi Bediüzzaman Hazretleri bu zamanın medeniyetine bağlıyor. Mimsiz medeniyet, yani aslında deniyet olan işte ABD, Batı medeniyeti, küresel medeniyet bugünkü haliyle. O medeniyete bağlıyor hikmeti felsefeyi. O eksenden okuyun yani. Hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniye'nin hayatı içtimai beşeriyeye, sosyal hayatı, insanlığın sosyal hayatına verdiği terbiyeler. Ama hikmeti felsefe ise, yani felsefenin o hikmeti, o öğrettiği yaşama mantığı, yaşam açısı diyelim, hayatı içtimaiyede, toplumsal hayatta noktayı istinadı, dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır, yani mücadele. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Yani milliyetçilik, ırkçılık, bunlarla bir zemin bulur. Semeratı ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin, nefsin hevesatlarını tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi, İnsanlığın ihtiyaçlarını tezyittir. Yani arttırmaktır. Tekrar dönelim başa. Ne söylendi burada? Ama hikmeti felsefe ise, yani bugün Batı medeniyeti dediğimiz şeyin, küresel medeniyet artık küresel oldu. Batı diye kalmadı. Ta Çin'de, Rusya'da, her yerde tesirleri var. İşte bu ahir zaman fitnesinin diyelim, üzerine durduğu felsefe, onun hikmeti neymiş? Toplumsal hayatta nokta istinadı kuvvet kabul ediyor. Kuvvetliysen haklısın. Kuvvetliysen başarılısın. Kuvvetliysen senin sözün geçer. Kuvvetlilerin barışı olur. Kuvvetlilerin hükmü olur. Kuvvetlilerin sözü olur. Bugünkü medeniyet kuvvete böyle bir değer atfediyor. Bir şey kuvvetliyse onun hakkı vardır diyor. O yüzden de zaten bugün bu boğuşmalar, kuvvet ekseninde onun 300 tane füzesi varsa ben 500 tane daha nükleer füze yapayım, onun kimyasal silahı varsa ben onun üstüne şunu koyayım falan tarzı o kapışmalar, o yarışmalar, sen onu ürettin, ben bunu yaptım, sen şunu başardın, ben de şunu yaptım falan gibi yarışlar bunu hissettiriyor zaten. Bugünkü medeniyetin üstünde durduğu esaslardan birisi, toplumsal hayat üzerinde tuttuğu esaslardan birisi kuvvet. Kuvvetin olacak. En kuvvetli sen olacaksın. En kuvvetli kimse onun sözü olur. Öyle dünya beşten büyüktür demekle de çözüm olmuyor. Her ne kadar niyetimiz iyi de olsa yine o beş tanenin hükmü geçiyor yani. Hedefi menfaat bilir diyor. Elbette yani kimden ne çıkarın varsa onu elde etmeye çalışıyor. Bugün Batı medeniyetinin hali bu. Yani her ne kadar üstünü insani değerlerle süsleseler de aslında Batı medeniyeti bir menfaat medeniyeti. Menfaati olduğu yerde hemen diktatörlerle bile barışıyor. Karşı çıktığı düşmanla bile ortak bir menfaati olduğunda hemen bir masaya oturabiliyor. Asıl mevzu kim ne sakal yapacak.
Bunun üzerine kurulmuş medeniyet. Düsturu hayatı cidal tanır. Yani hayatın düsturu mücadele. Başarılı olmak istiyorsan mücadele et. Kazanmak istiyorsan mücadele et. Karşındakini mağlup et. Çelme tak bilmem şu bu. İşte o başarı kitaplarında da altı çizilen, üstü kapalı bir şekilde de olsa o mücadele ruhu. Batı'nın aslında ruhu budur yani. Mücadele ederek baş üste çıkma. Cemaatlerin rabıtasını, yani toplulukların bağlantısını unsuriyet, menfi milliyet tutar. Evet, yani eskiden daha da koyu bir milliyetçilik vardı. Bugün her ne kadar o milliyetçiliğin dozu birazcık düşmüş olsa da Avrupa milliyetçiliği diye bir milliyetçilik de var. ABD milliyetçiliği diye de bir milliyetçilik var. İşte Rus milliyetçiliği vesaire. Ne kadar onun üstünü tedavi etmeye çalışsalar da işte Avrupa Birliği şu bu falan filan diye. Ama hala alttan alta o milliyetçilik ateşi yanıyor. Uygun ortamını bekliyor tabiri caizse. Bununla rabıta tutturmaya çalışıyorlar. Ulus üzerinde bir birliktelik oluşturmaya çalışıyorlar. Semerati ise hevesatı nefsaneyi tatmin, meyveleri, amaçları, ulaşmak istedikleri sonuç veya kendilerine kar saydıkları şey, hevesat-ı nefsaniyi tatmin, nefsin heveslerini tatmin, onları lezzetlerle, işte arzularla doyurmak, nefsin ihtiyaçlarını ve hacat-ı beşeriyeyi tezdittir. Beşerin ihtiyaçlarını ziyadeleştirmek. Bak aslında bu ne kadar içinde yaşadığımız bir şey. Bize önce bir ihtiyaç öğretiliyor. Mesela işte cep telefonu diye bir şey ihtiyaç mıydı? Bundan belki 30 sene önce öyle bir ihtiyaç yoktu. Kimsenin haberi yoktu zaten öyle bir şeyden. Ama bak süreç içinde öğretildi bize bir ihtiyaç. Bu artık ihtiyaç oldu bizim için. Normali de geçti. Akıllı telefona geçtik. Şimdi diyoruz ki ya akılsız telefonlarla nasıl çalışırız? Ya da nasıl yaşarız? Veya diyoruz ki internetimiz olmazsa ne yaparız? O ihtiyaç mıydı? Ya 30 yıl önce değildi. Ama bugün ihtiyaç. Bak ihtiyacımızı arttırdı aslında. Bizi lezzetle tanıştırmak için, daha çok lezzetle, daha çok zevkle tanıştırmak için bir yandan da borçlandırıyor. Bu medeniyet insanı sürekli borçlandırıyor. Alıyorsunuz, onunla da bitmiyor. İşte benim telefonum 10 yıllık bir telefon. Bak artık uygulamalarının çoğunu kullanamıyorum. Bir de alo alo diyebiliyorum. Bir de işte şimdi video çekebiliyorum. İstiyor ki onun üstüne de bir şeyler koy. Hani sürekli borçlusun o medeniyete. Bu medeniyet insanı bir yarış atına çeviriyor tabiri caizse. İhtiyaçlar açısından da böyle. Nefsine ve saatlerin tahmin açısından da böyle. İşte milliyetçilik, o milletler arası yarışta da böyle. Menfaat ekseninde de böyle. Cidal ekseninde de böyle. Kuvvet ekseninde de böyle. Bu medeniyetin mensubuysanız, içindeyseniz yarışacaksınız. Mücadele edeceksiniz, savaşacaksınız. Medeniyet ona itiyor. Bakın devamında ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Yani kuvvet arttıkça ne olur? O potansiyel halinde kalmaz ki. Kuvvetli olan bir sahaya da döker bunu yani icraata. Mesela Rusya, Sovyetler dağılırken güçsüzdü. Biraz palazlandı, doğalgaz, moğalgaz sattı, sakal yaptı, güçlendi. Eskisi gibi değil. Biraz toparlandı. Bak ne yapıyor? Tebelleş oluyor. Ukrayna'ya tebelleş oluyor. Gürcistan'a tebelleş oluyor. Geliyor Ermenistan'a, Azerbaycan'a karışıyor. Gidiyor Kazakistan'a giriyor falan vesaire. Kuvvet durmuyor. O kuvvet haklılığının, hakimiyetinin kendi zatından gereken bir şey olduğunu düşünüyor. Amerika'da mesela duruyor mu yerinde? Durmuyor. Ta Afganistan'ı işgal ediyor, Irak'ı işgal ediyor vesaire. Kuvvetlendikleri zaman o kuvveti sahaya döküyorlar hemen. Ne olarak döküyorlar? Şiddet olarak döküyorlar. Devam ediyor. Kuvvetin şeyini tecavüzdür. Yani kuvvetin işi, yaptığı tecavüzdür. Menfaatin şeyini, hali, işi her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Sınırlı kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar, iktisat ilminin ilk başlangıç derslerinde öğretilen şey. Ne oluyor? Onun üzerine bir kavga başlıyor. Herkes menfaatini kollarsa ne olur? Menfaati yetmeyecek kadar az kaynak var. Bu sefer menfaatler üzerinde boğuşmalar başlıyor. Zaten sosyalistler 1. Dünya Savaşı'na ve 2. Dünya Savaşı'na Dünya Savaşı demezler. 1. Paylaşım Savaşı ve 2. Paylaşım Savaşı. Zaten savaşın çıkma sebebi sömürgelerin paylaşılamamasıdır. Almanya geç sanayi devrimini gerçekleştiriyor. Medeniyete biraz geç katılıyor diyelim o medeniyete.
Bakıyor ki sömürgeler parsellenmiş, ihtiyacı da var. Gerilim başlıyor bu sefer. O gerilimden Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Aslında diğer sebepler zahiri sebepler. Asıl mevzu o paylaşıp paylaşamama meselesi. Bak işte burada söylüyor. Menfaatin şeni her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şeni çarpışmaktır. Yani mücadele eden elbet çarpışacak yani. Bir gün elle, bir gün dille, bir gün silahla. Unsuriyetin şeni yani ırkçılığın şeni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, ırkçılığın özelliği de başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. Onun da haleti bu. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. De Bediüzzaman Hazretleri'nin iki paragrafta çok dar bir alanda bu medeniyet hakkında yaptığı tespit. Bu medeniyetin mümi yok. Bu medeniyet deniyet. Üzerinde durduğu değerler felakete götürücü değerler. Her ne kadar gözümüzün önünde bir sancağında bir durum, böyle süslü püslü bir hal, bir gelişim olsa da bu gelişimin altı başkasını yutmaya, başkasını sarsmaya, yaralamaya, tecavüze dayanıyor. O yüzden sonucu ne oluyor? İşte Batı medeniyetinin yükseldiği çağda çıkan savaşlardaki ölüleri toplayın. Bir de dünyanın geri kalan zamanında bütün ölmüşleri toplayın. Batı medeniyeti onun üstüne kat kat çıkıyor. Yani o kadar çok insan ölmüş, o kadar çok katliam olmuş, o kadar çok zulüm, sömürge, şu bu Batı medeniyetinden hepsi çıkmış. Üzerinde durduğu değerlerin yanlışlığından dolayı bunları hak, bunları şey geçerli kanun, bunları meşru gördüğünden dolayı Batı medeniyeti insanlığın saadetini selb etmiş. Buradan şuraya da varabiliriz. İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor mu 3. Dünya Savaşı çıkacak diye. Ya kesin olarak öyle bir şey söylemiyor ama bunlar da rahat durmaz diyor. İşte okuduğumuz yer kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini hen arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Ha bu şeyleri donanmış olan topluluklar, bir medeniyet mensupları, abi rahat durur mu bunlar? Durmazlar. İşte durmuyorlar. Bak işte Rusya ile kapışıyorlar şimdi. Ukrayna Rusya kapışıyor ama aslında Avrupa ile Amerika ile Rusya kapışıyor Ukrayna üzerinde. İleride de yine durmayacaklar. Bu, belki bu savaş bir dünya savaşına dönüşmeyecek ama bunların bu gidişatı, Çin'in yükselişinden Amerika'nın rahatsızlığı, işte bilmem Kuzey Kore'nin teknolojisinden bilmem nerenin rahatsızlığı, Japonya'nın oradaki endişeleri, bilmem şunun şeyleri, bu gerilim, bu mücadele, bu yetinememezlik, kanaatsizlik, sürekli daha üste çıkma arzusu, daha çok menfaat isteme arzusu ister istemez bunları götürecek bir yerlere. Gaybı Allah bilir. Kesin o olur olmaz demiyoruz ama üzerinde durdukları zeminin de böyle bir şeye el verdiğini bu metinden hissediyoruz. Burayı bir daha okuyayım arkadaşlar. Böylece bitirmiş olayım. Hikmet-i felsefe ile Hikmet-i Kur'aniye'nin hayat-ı içtimai beşeriye verdiği terbiyeler. Ama Hikmet-i felsefe ise hayat-ı içtimaiye'de nokta-i istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Düsturu hayatı cidal tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet, menfi milliyeti tutar. Semeratı ise hevesat-ı nefsaneyi tatmin ve hacat-ı beşeriyi tezittir. Halbuki kuvvetin şeyini tecavüzdür. Menfaatin şeyini her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. Düsturu cidalin şeyini çarpışmaktır. Unsuriyetin şeyini başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti selb olmuştur. Siz burada beşeri çıkarın deyin ki Ukrayna'nın saadeti selb olmuştur. Irak'ın saadeti selb olmuştur. Afganistan'ın saadeti selb olmuştur. Ve daha niceleri Filistin'in saadeti selb olmuştur. Bütün mevzu Batı'nın üstünde durduğu değerler. Batı medeniyeti bundan vazgeçmediği sürece de boğuşmaktan vazgeçemeyecektir. Cenab-ı Hak alem-i İslam'ı onların zulmünden, kirinden, tecavüzünden muhafaza eylesin. Bir derslikte bu kadar, bir programlıkta bu kadar.
Bir dahaki programda yine gündeme dair bir konuyu Risale-i Nur'dan bir metne bağlamak üzere Allah'a emanet olun.